Hepinizin arkadaşlar hepiniz yepyeni videoya hoş geldiniz. Streamer Daily bölüm 5 ile karşınızdayım. Nasılsınız, iyi misiniz? Bunun önceki videoları umarım izlemiş ve eğlenmiş, keyif almışsınızdır. İzlemediyseniz hemen yukarıya bıraktım, oradan girip izleyebilirsiniz. Ama bugün çok güzel şeyler yapacağız. Ama önceliğim bir açıklama olacak. Çünkü oyun aslında bugün ben 26'sında çekiyorum ama size bunu 27'sinde yayınlayacağım için bugün çıkması gerekiyordu ve yapımcı ile görüşüyoruz, konuşuyoruz. Ne yazık ki Steam'den kaynaklanan bir sorundan ötürü şu anda çıkış tarihimiz belirsiz diyor. Yani her şeyimiz hazır diyor, sadece Steam yeşil ışığı verip onayı vermesi gerekiyor diyor. Normalde 2-3 gün süren bu denetim nedense 2 hafta kadar uzuyor şu anda diyor. Bizim planımıza göre 2 hafta kadar uzat diyor. Yani yarın onaylanırsa yarın yayınlanacak oyun. Sallıyorum, 2 saat sonra onaylarlarsa 2 saat sonra oyun yayınlanacak. Yani her an oyun yayınlanabilir. Bunu da belirtelim. Açıklama olarak da bunu söylemiş olalım. Zaten Steam sayfalarını istek listenize alırsanız çıktığı zaman bildirim de geliyor. Bunu kesinlikle yapın. Oyunu istek listenize alın. Böylece kaçırmazsınız oyunun çıkışını. Şimdi oyunuma döneyim. Bundan önceki yayınlarda, videolarda sizi kanser ettim. Yayın diyorum. Yayın yok tabii. Yayında oynamadım. Şu en iyi parçaları ekleyeyim. Ekledik herhalde değil mi? Nerede benim kulaklığı görsem, tamam, kulaklığı eklemiş, okey, mouse'u da eklemiş, tamam. Şimdi en iyi parçalarımı ekledim, ben bunu unuttum ama yine de yayınımın kalitesi %50'nin üzerine çıkması rağmen nedense o başarım hala orada duruyor. Bak, ona da uyuz olmadım değil, kaldı orada. Namussuz. Saat gece 3 ve cebimde 2263 dolar. Bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Bu çok güzel bir şey demek oluyor. Bak, şimdi ev işine girişeceğiz yavaştan. Evler 2000'den başlıyor değil mi? Western Estate. Bak, tek odalı ev. Basit ev. Şu an ben 2000'lik olanını yapabilirim gibime geliyor. Detaylar. Satın al ve taşın, satın al ve kiraya ver. Günde 40 dolar gelir getirecektir. Şimdiden satın alırsam, daha 14. gündeyiz. 16 günüm var. 560 dolar para kazandıracak bana. 14-16 gün içinde. Bence gayet iyi bir meblağ. Bunu değerlendirebilirim açıkçası. Satın al ve kiraya ver diyorum. Tamam. Bu ev cepte abi. Mülklerimden artık burada görebiliyorum. Evi sat dersen peki. Satış değeri 1000 dolarmış. Ha, bir anda pıt diye gidivermesin. Onu yapmayalım. Şimdi yarından itibaren her şeyi sıfırdan başlayacağız. Bu arada hem Streamer Daily için hem de böyle bir güzel bir arka plan yaptık. Sağ olsun Alper kardeşim, canım, kankam benim yardımcı oldu. Kendisi bu işlerde üstattır. Hemen dedim bir şeyler yapalım ya dedik. Destekçi çıkalım. Güzel bir tasarım olsun. Hem onların adını taşıyan hem benim de logom olacağı şekilde dedik. Böyle bir tasarımla yola çıktık. Sonra fotoğrafı oturup gece dün ayarladık, uğraştık. Gayet güzel ve keyifli oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Açıklamaya koymuyorum tabii ki. Çünkü benim lan bu. Ne koyacağım açıklamaya? Manyak mısınız? Nesiniz? Dur hemencik şuradan oturup kapatalım. Şimdi mutluluğum bayağı bir az. Ben bugün yayını açmayacağım. Benim bir mutluluğum tamamlayayım. Şimdi sizin dediklerinizi baya baya yorumlar okudum. İşte takmaktan bilgisayar parçaları aldıktan sonra takmaya kadar mağazaya gidersem oradan alırsam oyunu hediye beraberinde poster gelmesi falan. Şimdi mağazaya gidiyorsun, 20 dolar yol parası veriyorsun. Yani bu posteri 20 dolara satın alıyorsun. Aslında bedavaya gelmiyor, onu düşünmeniz lazım. Tabii ki de gittiğin zaman eşya almaya gidiyorum ayağına gidip alırsın. Ekstra o zaman bir sıkıntı yok ama sırf oyun içinde mağazaya gidemem. O yüzden sadece oyun aldığım zamanlarda bilgisayardan pıt diye alıyorum. Onu anlatamadım yani. Onu göstermedim size, bunu belirtmedim. Eski eşyaları satabiliyormuşum. Onu açıkçası şöyle envanterimi aldım. İkisi de gitti herhalde. 3 dolar. Olur abim, olur. Allah bereket. 1 dolarlık da şey olmaz ha. Metabolizma. Yes! Uzmanlık alanım oldu artık benim metabolizma. Full başarım geldi. 5'te 5 yaptım. Artık daha az acıkacağım. Daha az mutluluğum gidecek ve daha az enerjim gidecek. Bu da daha fazla yayın, daha fazla iş ve daha fazla para kazanmam anlamına geliyor. Bayağı güzel. Bak burada kendimle gurur duyuyorum şu anda. Güzel 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 güzel. Şimdi abi saat 5. Ben biraz yatayım. Çünkü yarın iş var. Mutluluğum ne yapsam, yoksa mutluluğumu tamamlayıp ondan geri kalanı da yatıp öyle mi gitsem ya? İşe geç kalmamam lazım. 4 saat uyuyayım. Ya mutluluk çok kötü. 40'ın tamam, çok hızlı inen bir şey değil mutluluk ama yine de insin istemiyorum. Azalıyor. Vallahi işe gidesim yok. Yemin ediyorum. Bak şu iş olayını da düşünmem lazım. Tamam, işte hype'ını alıyorsun. Maksimum yüzde ne kadar yukarıya çıkıyor onu bilmiyorum. Kestiremiyorum da. Şuradan şu anda 122 dolar alıyorum. %125. Yani bunun %150, %100
%175, %200 gibi değerler maksimum. Çıtasını bilmediğim için kestiremiyorum. Yoksa 122 doları oturayım. Hatta yarın test edelim abi. İşe de gideyim. Yayını açmayayım. Oturup freelance işi yapalım. Hatta gelin şimdi yapalım lan freelance işi. Kaç saatimiz alacak? Yani o dengeyi düzeltmeler gerekiyor bu arada. Aradaki dengeyi. Şimdi bu işi alıyorum değil mi? Saat şu anda 4'müş. İşi aldım. 122 doları kazanmam benim ne kadar zamanımı alacak burada? Onu görelim. Saatlik olarak bakıldığı zaman şu an 14 dolar aldım bir saatte. Yani bizim orada yazarlıkta yaptığımız işten aynı paraya, hatta 1 dolar daha fazla aldım galiba. 13 alıyordum ama zamlı haliyle orası da 14-15 falan olmuş olabilir. Ay, hemen hemen aynı hizaya geliyormuş aslında ya. Denge varmış orada. Ben yok zannediyordum ama sanırsam aynı hizaya geliyor. Ama yine bir deneyelim. Allah. Şu an 8 saat çalışıyorum ve 122 dolar para alıyorum. Tabi burada ilerleme yok. Orada işine sadık kaldığın sürece gelişiyorsun. Ve maaşına zam geliyor. İtibarın artıyor. Bu artı bir şey. Evet, mutluluk cici oldu ve kaç saatte kazandım? Of, 76 doları biz 5 saatte falan kazandık. Neyse, en azından kazandık. Enerjim gitmiş bu arada. Neyse, bugün de yayın olmasın. Ben şu mutluluklar falan bir fulleyim güzelcene. Para harcamak istemiyorum. Olabildiğince para biriktireceğim. Çok az zamanım kaldı. Hem kiradan da destek geliyor. O yüzden bayağı bir mutluyum. Ailemle bir çakalım yemeği şöyle. Yayını düzgünce hazırlanıp alacağım. Hatta bir oyun alacağım. Yine mutluluğumu doldurayım. Ardından enerjimi fulleyeceğim. Muhtemelen bugün de yayın olmayacak. En azından bir oyun alıp yükleyebilirim ama. En kötü ihtimalle. İyi, hadi 6 saat olsun. Oyun almam çok zaman almaz umarım. Ya sırf normal işlerini yaptığın zaman bile bu kadar hızlı geçmez vakit ya. Bu nedir abi? Aha, check par. Yapma. Yapma işte bak, bu üzer beni. Moba türü. Potayı da satın alacağım. Evet. Niye diyeceksiniz? Ben %40'ın üstüne çıkamıyordum ya. Bundan dolayıymış işte. Tövbe yarabbim. Mining yok, bir şey yok. Abi bu ne? Bu ne? Kapat bilgisayar. Belki açık bıraktım diye mi böyle şeyler oluyor bilmiyorum. Abi bu ne ya? Param bu arada 300'den 800 dolarları falan çıktı farkındaysanız 1,5-2 günde. Bu beni mutlu eder. Enerji, ihtiyaç. Şimdi oyun yüklendi. Ay, bilgisayar kapatarak gittim bu arada. Bunun etkisi olabilir mi? Ki muhtemelen mantıken vardır. Oyun inmemiştir arka planda. Uyku modu değil, kapattım sonuçta. Uyku mod diye bir şey yok oyunda. Bakayım. İyi. Uyku mod diye bir şey varmış o zaman. Şimdi hızlı bir yayına gideceğim. Test edelim. Hem chat'e dikkat edeceğim sizin dediğiniz gibi. Ama MOBA türünde işte dikkat edemiyorum. MOBA türünde daha iyi şey yapabilmek için mouse'unu ve şeyini değiştir demiştiniz. Sanırsam kameramı mı artık ona benziyor. Mouse'la klavyemi galiba. O ikisini değiştirdiğim zaman performansım artacakmış. Ama işte şu an onu yapamıyorum. MOBA'da da neyse, %50'nin üstüne çıkarmaya çalışıyorum ben şu anda. Farklı oyunlar oynadığınız zaman MOBA tecrübeniz daha fazla katlanıyormuş ama tek bir oyundan gittiğiniz zaman bir yerde tıkanıyormuş. Arif Ticaret 3 dolar. Oy, iyi oynuyorum diye bu arada. Ay dur, şunlara cevap vereyim. Abi aynı anda da iyi oynamayı devam etseydim güzel artıyor be. Üst üste gelmeye başladı bağışlar. Farkında mısınız? Superman de o abonelik de artıyor mu? Güzel. Bu arada değişmiş. Eskiden tre falan olurdu. Bir ufak update gelmiş mi acaba? İzleyicim yine kötü değildi bu arada ya. Gayet iyiydi. Toplam takipçi sayımı arttırmışım. 1000 takipçi gelmiş. 5700'den 6700'e çıkmış. Ve 7 abonem oldu şu an. Eskiden 5 aboneye kadar düşmüşüm. 37 dolar gelir oldu. Fena değil. İş görür de benim en çok merak ettiğim şu MOBA hype'ım ne oldu? 52. 52 başarım geldi. Yes! Yes!
Ah! Teyze mi ne oldu? Bir oyun türünde uzmanlaştım diye havalara girme hemen. O oyun türü zaten basitti. Aklıma güzel bir iddia konusu gelince sana tekrar mail atacağım. Şimdilik aptal takipçilerine aptal oyunlarını oynamaya devam et. Sanki bir uyuz olmuş bu. Ne oldu lan? Tüylümam ya. $3000 lan. Yes! Yes! Oh be! $3000 var ve yayın kalitemi MOBA türü de gitti. Yayın kalitemi en az 50 seviyesine çıkart başarımı orada kaldı. Çözemedim. Evime gitmeme daha var. Yeni evime. 11 günüm var. Baba da rahatsız etmiyor şükür. Ah. Ay nasıl rahatlattın paralar canlı canlı keş var ya. Nasıl insan rahatlatıyor yemin ediyorum şerefsiz. Şimdi abi. Saygınlığım 93. Sizin dediğiniz gibi saygınlığını arttırmak için yorumları tıkmaman lazım diyorlar. Okuyor yani cevap vermen takman gerekiyormuş onları. Öyle de oldu. 70'ten 93'e kadar yükseldim. Bir yayın açtım çünkü en son videonun bu yayına bakılırsa. Toplam param günlük gelirim $9 mı? Daha bugün içindir o herhalde. İhtiyacım fena değil. Seviyem 12. Gereken tecrübe 19 senin bir sonraki. Ha okey. Burada 7 tane abonem var dediğim gibi. Takipçim bol ama abonem az. Abone oluyorlar ama devam ettirmiyorlar. İşim fena değil. Buradan da biraz 3-5 bir şeyler kazanıyoruz. Bugünün RPG Battle Royale stratejiler falan varmış. Retro Hack and Slash ve Story'de oynamayın diyorlar. Bugünün popüler oyununa kadar veriyorlarmış. Hidden Sword. Artık biraz paraya gitsek mi? Çünkü bilgisayarımız gitgide bozulmaya başladı. Ama her aboneden gelecek olan $20 da düşünüyorum. 7 abonem var. $140 olarak dönüyor. Bu ay sonunda mı nasıl dönüyor bilmiyorum. Switch'in denemesine göre artık $5 yerine $20 alacaksın dedi abone olarak. Şimdi para hırsını yaparsam işten ve bağışlardan %5 artar ama karizma yaparsam %1 olursun. %1 mi? Çok azmış ya. %5 daha iyi gibi sanki yani. Bir abone artı. Bağış da geliyor çünkü bolca. Takipçi gelme. Takipçi istemiyorum. Yani istediğim şey aslında para artık. Moderatör her seviye için popülerlik %5 artar. Senin yerine izleyiciler cevap verir. Aaa. Bak bu güzelmiş ha. Ama oyunlar zor değil ki. Ben kendim de yapabilirim. Sponsor bulma olasılığı işler %5 daha gelir getirir. Ama freelance işler diyor. Freelance de çok fazla yapmıyorum ama sponsor isterim yani. Parayı verelim abi. En iyisi bu olacak herhalde ya. Artık saat de 4'e geliyor. Biz yatabilir sanırsam. Hatta şu oyunu alıp yarın onu da çaksam mı ya? Ne diyorsunuz? Lan bir dur. Hidden Sword oyunu var ya. Hep buraya giriyorum ya. Şu Hidden Sword'a baksak mı? Parçalar mı? %20 ya. Anakart GG. Ekran kartı. İki tane ekran var, kartım var Allah'tan da. Biri GG oluyor. Diğeri %26'da. Diğeri %19'da. Yani anakart giderse bütün paralar yerle bir olacak. Neyse gittiği yere kadar gidecek. Başka bir şansımız yok yani. Ya yeterli değil. 4 GB istiyormuş. Bir tane daha 2 GB'lık almam lazım bu oyunu oynayacaksam. Şimdi RAM'ler çok pahalı değildi. Gidip mağazaya gidip gelebilirim aslında. Oyunu da direkt oradan alıp hadi öyle bir şey yapalım ya. Bizim destekliyor değil mi? Kaç slot alıyor? Bir bakayım. Ama bilgisayarda GG olacak ve GG olduktan sonra yeni bilgisayara geçmem gerekecek. Yeni bilgisayarda yeni seviye anakart, yeni seviye ekran kartı kullanacağım için bellekler de ona uygun olması gerekiyor. Yani elimde patlayacak demek oluyor bu RAM olarak. Ha, bak Azat'ın kafası iyi çalışıyor. Şunları. Bu ne abi? Bak bu duruyor burada. Bunu kullanırım ben bir ara. Ekran kartlarını şimdiden çıkarıp satsam mı acaba durumlar çok kötü değilken? Onu da düşünüyorum bir taraftan. Hazır bilgisayarın parçaları varken onları satsam mı? Envanterde eşyalar. He onu biliyorum abi. Ben de başka bir şey sandım ya. Ne yapsak? Ama oyunda alasım var. Oynayasım var. Neyse onun hype'ını da oynamayı verelim ya. RPG Battle Royale ve strateji. Bende hiçbir yok. Yine bir oyun almak zorunda kalacağım ya. RPG Battle Royale. Aa tamam direkt yetiyor. Okey abim.
Hemen yükledi. Tamam. Hazırız biz. Şu teyzemin oğlundan yeni iddialar gelsin artık ya. Yeni iddia istiyorum ben. Kamerayı da bir upgrade etsek iyi olacak. Bakalım bunun olayı neymiş? Battleground mini oyununda yılan oyunu kontrol ettiğiniz karakter devamlı hareket halindedir ve ASD tuşlarıyla karaktere yön vermeli ve etraftaki mermiler toplamalısınız. Toplanan mermiler ekranınızda sırt çantasına kadar bir yol oluşturur. Her topladığınız mermi için puan kazanır, her girdiğiniz kırmızı alan için puan kaybedersiniz. Eğer kendi mermilerinize veya sırt çantanıza çarparsanız oyun baştan başlar ve puan kaybedersiniz. Ben de harbi harbi adam vuracağız falan fistan zannediyorum ya. Lan bu yılan mı bu? Kendi sırt çantama vurmamam lazım. Abi modu açsaymışım ya. Bu oyunda ben ne bok yiyeceğim şimdi? Mod lazım chat için. Bubge hocam. Duvara çarpma var mı acaba? Varmış lan, sıfırdan başladı. Puan kaybedeyim de duvarlardan kaçınayım. Abi mouse'um. Neredesin be? Of. Allah'ım hem yorma tıklayacağım diye. Ay! Eski yılanlardan kim kaldı tıs? Yoksa PUBG'deki yılanlara göndermem bu yılan oyunu acaba? Bayağı uyuz olmuş olması lazım yapımcılar bu yılanlardan. Biz de öyleyiz çünkü. Aman ya Rabbi, bunlara çarpınca çok fazla puan gidiyor da yani böyle bir şeyde de çarparsın, ne yapayım? Şuraya bak. Oha, her çarpışımda ne kadar gidiyor? İmkansız. Bu arada oyunda easter egg var mı? Ben şu an yapımcıya sesleniyorum da. Çünkü şu an PUBG karakterinin en ucu, en başı merminin başı sanki bir armut gibi duruyor. Yaprak falan var. Armuta benzer bir şekil var orada. Meyve şekli. Yani bunun easter egg'i şey mi yani? Armut TV mi acaba? Şimdi ben de takip ederim. Severim oyunculuğunu falan. PUBG oyuncusu. Türkiye'nin en iyilerinden biridir. Belki de en iyisidir. Acaba onu takip ediyorlar da şöyle bir easter egg, bir güzel bırakalım ona da demişler. Olabilir mi böyle bir şey? Şu an bir an aklıma geldi. Bilmiyorum yani. Aa, işe gidecekmişim. What the fuck? Neyse arkadaşlar, ben bu yayını kapatıyorum. Öpüyorum hepinizi. Kendinize dikkat edin. What the fuck? İşi unuttum lan. Kaç saattir yayındayım ben bilmiyorum ama. Hadi hoşça kalın. 18 dolar toplam bağışım. Toplam gelir niye? 17 küsürken aboneler falan bana günlük yani 4 abone geldiğini varsayar ya da 6 abone geldi sanırsam. 4 var olan abone sayımdı. 6 abone geldi demek 120 dolar para demek oluyor aslına bakarsan. Ki öyle oldu mu? Yeni iddia mı yoksa? Vay! Hadi bakalım. Aptal demiş. Aptal takipçilerim gerçekten aptal mı? Aklıma güzel bir iddia konusu geldi. Şu aptallar seni takip ediyor ama bazıları o kadar da aptal değil. Mesela bir reklam verdiğinde anında izlemeyi bırakıyorlar. Belli ki çok sevilen biri değilsin. Yayıncı olmak için sevilmek gerekir. Saygınlığın %90'ın üzerine getirebilir misin? Come on! Eğer bunu 14 gün içinde başarırsan sana şu hayattaki en kıymetli eşyam olan antika saatimi göndereceğim. Alayım saatini kardeşim. Alayım saatini. Nerede, envanterlerimde göremiyorum. Saygınlığım %100 birader, %100. Sen neyin kafasını yaşıyorsun? Herhalde biraz zaman alır gelmesi. Para hırsı, oyunlarda gelen puan artar. Her seviye için takipçi gelme olsun. Yapıştır ya. Paraya gitsin abi. Para önemli. Şu an para odaklı gidiyoruz çünkü babam kovmadan önce belki de yine bir ev daha alabilir miyim düşüncesi var. Biliyorum aç gözlük ama öyle bir düşünceye de sahibim şu anda. Şu kamerayı da bir upgrade şart ya. Bu kadar para varken bir kamera upgrade'imiz yok mu? Tabii ki de yok. 5000'e çıkaracağım paramı. Şu antika saati satabiliyor muyum? Bir gelsin o saat. O saat bir gel. Sen bir gel o saat. Sen gel gel. Şu saati bekliyorum. Saati gönder teyzemin oğlu. Kuzi saat gelsin bak. Çok pis boşsuz ha. Bir kere daha gitsem. Saat 4. 7 olmuş. 7 olacak. Uykum alıp anca yiyor. Şu mutluluk ağır. Ne mutlulukmuş be. Bugün yayın açmadığınız için. Ne?
337 takipçi ve 0 abone mi? Bu arada maaşım 140 dolar olmuş. Nasıl oldu? %125 hala iş güvenliğim. Devamlı üstüne koya koya gidecek mi acaba böyle? 3900 dolar olmuş. Kardeşim saat nerede? Saat. Ben hala saati göremiyorum. Hah. Evet canım kuzenim. Şimdi ne oldu? Ne haber canım kuzenim? Özledim seni. Halini attın sana. Tabii tabii. Yayın işleri çok güzel güzel gördüğüm kadarıyla. Bu işte ne kadar başarılı olduğunu hep söylemiştim zaten hatırlarsan. Evet. Geçen girdiğimiz iddia vardı ya hani. Seni ne kadar sevdiklerini görmek için. Ben de izleyenler arasındaydım. Serpil isminde bir takipçin ile önce biraz şakalaştıktan sonra özelden yazışmaya başladık. Senin yayınlarını çok sevdiğini, izlemekten keyif aldığını söyledi. Senin kuzenin olduğumu söylediğimde ise çok heyecanlandı ama tam olarak inanmadı. İspat edebilmem için bana merhaba Serpil, Haydar, benim sevgili kuzenimdir dediğin bir video gönderir misin? Karşında verebileceğim pek bir şeyim kalmadı. Bunu benim için yapar mısın? Seni mi kıracağım lan? Senin sayende kaç para kazandım? Ama sen bana o saati göndermedin hala. Elimde falan yok. Serpil'i hatırlıyor musun? Senin takipçin olan kişiyi. Geçen gün aslında bir erkek olduğunu ve kadın taklit yaparak insanlarla alay ettiğini. Neyse seni aşağılayarak canını sıkmak sıkmış olabilirim belki ama kusura bakma yayıncılıkta başarılar. Görüşmek üzere Haydar. Ulan Haydar ya. Ananı anakart cici. Anakart cici. Farem iyi. Kulaklığım iyi. Sıkıntı yok. Abi. Yayınlarda devam etmem lazım. Para da harcamak istemiyorum. Yatırım yok mu ya? Şu elimdeki parayı bankaya koysam. Banka şey yapsa böyle. Kredi faiz verse. Hesabım. Banka menüsü. Borcum falan mı yok? Kredi almak istemiyorum. Güzel orada öyle bir şey olsa. Ne yapsak şimdi ya? Yeni bir bilgisayar toplayalım desek. Bayağı bir maliyetli. Ne kadara gittiğini gördük zaten. 22 gün gidiyormuş bir bilgisayar aşağı yukarı. 22 gün dayandı. Bazı parçaları tabii ki de eski, bazıları yeni. Ama ortalama 22 gün ömrü varmış her şeyin. RAM gitmiş. Bu bozulan, kırılan falan ne oluyor peki? Şimdi yayını açmazsam takipçim, var olan güvenim, her şeyim unutulacak. Hype'ım gidecek. Yani ortalamada 100 izleniyorum şimdi güzelce oyun oynadığım zaman. Alıp da bütün bilgisayarları sıfırdan toplayayım, gideyim yenilerini alayım dersem en az bir 3000'lik patlarız şimdi yeni alalım diye. Böyle güzelinden alırız. Ne bileyim seviye 3'ten alırız, seviye 4'ten alırız vesaire. Tabi bu seviyeler yükseldikçe de aldıkları hasar daha azdır. Onu da tahmin ediyorum. Öyle bir hesap da vardır işin içinde. O yüzden ne kadar yüksek seviyedeki malzemeler alabilirsek o kadar daha az arıza çıkaracak. O kadar daha uzun ömürlü kullanacağız. Yani seviye 2'ler 22 gün kullandıysak ki bunların gerçi evet anakart seviye 2 ki anakartı biz yeni taktık. Bir dakika lan. Seviye 2 anakartı biz 3. 4. günlerde aldık. Ortalama da 20 gün diyelim o zaman biz bunu. 20 gün ömrü varsa yeni parçalı seviye 3 sallıyorum 25 gün dayanıyordur, 30 gün dayanıyordur. Seviye 4 40 gün gidiyordur gibi bir mantığı olabilir diye düşünüyorum. Şimdi alıp misal parçayı satarım dersem. Sallıyorum bunu çıkardım değil mi? Seviye 1 o seviye 0 olan bu. Bir de yeni anakartım nerede? Şurada. Şu an bu gidik. Bunu satabilirim misal. Anakartı olmadığı için takamıyoruz. Ah. Diğer anakart nerede peki? Seviye 1 ile değiştirsem. Hatta dur şunu alayım. İşlemci sıkıntı olmuyormuş bak. Gerçi işlemci yeniledik değil mi? Bunlar duruyordu kenarda. Of, olan da en pahalı parçalar oluyor abi. Anakart, işlemci, anakartta ekran kartı zaten çok pahalı malzemeler.
İşlemci de gidik. Maka be. Çok zorlanıyorum şu anda. Bayağı ikilemde falan kaldım ya. Bizim diğer işlemci outsell. Bu da yani %8'i kalmış. Burada durduralım. Bu bölümü bitirelim. Bir sonraki bölümde siz de yorumlara yazın. Ne yapalım? Gidip yepyeni bilgisayar mı alalım? Bütün paramız gidecek şu an. 4000'im var. Hazırda kira da geliyor. Eyvallah. İşimiz gücümüz de var şükür ama yayıncılığımız bitecek. Öyle bir durum söz konusu. Yani asıl amacı oyunun yayıncılık. Ki ileri dönük YouTube'a video çekme, YouTube'a video yükleme muhabbetler de gelecek oyun çıkmasıyla beraber. Yani yayıncılık bizim ana odağımız olacak. O yüzden gidip güzel bir sistem alalım mı? Ya da uyguna bir şeyler mi alalım böyle? 2000'lik, 3000'lik yine idare edecek bir şekilde. Ne yapalım? Ya da hiçbir şey almayıp bir 3-4 gün daha idare edip bilgisayar çalışıyorsa normal arayüzünde vesaire freelance işlerle devam ederek sallıyorum paramızı kazanıp yeni eve yatırım yapıp biraz ara verdikten sonra yeni bilgisayarları falan gitsek mi? Yani böyle bir şeyler artık. Onları da yorumlarda belirtirsiniz. Bu bölümü burada sonlandırıyorum. Umarım keyif almışsınız. Eğer öyleyse videoyu beğenin, paylaşın, düşüncelerinizi de aşağıda belirtin. Bir sonraki yayınlarda, videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.